Selam herkese. Bu videoda TET Matematik adına başlangıç, kolay, orta, zor düzeydeki kaynakları tanıtacağım size. Hemen hemen hepsi kullandığım kaynaklar. O yüzden yani gönül rahatlığıyla söylüyorum. Sponsor yok videomuzda. E, yıllardır kullandığım, tecrübe ettiğim yayınları derledim sizin için. E, kaynak seçimi çok önemlidir. Seviyenize uygun bir kaynak seçip kullanmazsanız eğer sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Eğer zor bir kaynak seçerseniz bir süre sonra tıkanıp çalışmaktan zevk almayacaksınız, bırakacaksınız. Eğer çok kolay bir kaynak seçerseniz de sizi geliştirmeyecektir, bir amacı olmayacaktır. O yüzden kaynak seçimi çok önemli. Şimdi tek tek bunları anlatacağım. Hadi başlayalım bakalım. Evet, TT çalışmaya ilk defa başlayacaksanız ki bir birçoğunuz için ilk olacaktır. Lütfen fasikül alarak başlayın. Yani ilk neye çalışırsanız çalışın, fasikülle çalışın. Biliyorsunuz piyasada konu anlatımlı kitaplar yok. Hep soru bankaları var. Soru bankası tabii ki önemli ama ilk çalıştığınız zaman size böyle kısa bir konu özeti yapacak, Minik soru çözümleri olacak kitap çok daha işinize yarayacaktı. Bu anlamda fasiküller çok önemli. Hepinize fasikül üzerinden çalışmayı tavsiye ediyorum tyt ye. Bir de şöyle bir artısı var fasikülün. Koca bir kitap taşımaktansa konu konu onlar, bölünmüş konular. Parça parça hemen onu bitirip bir sonrakine geçebiliyorsunuz. Gözünüzde büyümüyor yani o. nedenle ilk TYT matematik çalışmaya fasiküllerden başlayın deyip ben de size Fasikülleri tanıtmak istiyorum. Bir sürü fasikül var. Bir sürü yayıncıların istediğinizi tabii ki kullanabilirsiniz. Şimdi ben eğer seviyeniz düşükse, yani başlangıç seviyesinde bir fasikül istiyorsanız sonuç fasiküllerini alın. Yok orta seviye bir fasikül istiyorsanız gür çap olabilir. Daha ileri bir fasikül istiyorsanız da ileri düzey orijinal olabilir. Barış serisi ve yüzde yayıncılık da orta ile zor arası bir yayıncılıktır. Yani onları da yani orta düzey kabul edebiliriz belki. Onları da kullanabilirsiniz. Bu fasiküllerin herhangi biri size kolay olan buraya da yazayım isterseniz. Bu kolay, bu orta, bu orta. Ee, zor, ee, orta kolay diyebilirim buna. Aynı şekilde bunu da orta kolay diyebilirim. O şey pardon, orta zor diyebilirim. Çok özür dilerim. Ee, Böylece seviyenize uygun bir fasiküle başlayın. Mesela çok seviyenizden emin olamayabilirsiniz de, diyelim ki. Gür yayınlarını aldınız, başladınız, baktınız çok zorlanıyorsunuz işlem yapmakta. Daha ilk sorularda o zaman hemen onu bırakın, sonucu alın ya da karekök sıfır da alabilirsiniz. TET matematikte o da iyidir. Dolayısıyla bir alt seviyedeki kitapla başlayın. Sonra ikinci kitap olarak gene bunu kullanırsınız. Atmazsınız yani. Şimdi fasikül aldınız. Konu konu çalışıyorsunuz. Örneğin hani e, üstü sayıları fasikülden çalıştınız, soruları çözdünüz. Bir de yanına bir soru bankası alın çocuklar. De, e, paralelinde soru bankası da kullanabilirsiniz. Veya ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Yok ben önce bir tur e, fasikülle çalışacağım, ikinci turu soru bankasından yapacağım derseniz onu da yapabilirsiniz. E, ne kullanabilirsiniz soru bankası olarak? E, orijinal, endemik... 3-4-5 acil metin ve toprağa yazdım. Ben tabi bunun dışında kare kökü unutmuşum. Onu da ilave edeyim kare kökü. kare kökü. çok önemsiyorum. Neden? Mesela kare kökün sıfırı da aslında o, o kolay sayılabilecek bir kaynaktır ama çok kolay değil. Hani kolay başlangıç olarak düşünebilirsiniz. Ee, gerçekten öğretici bir kitaptır. Hani klasik kitaptır Karakök'ün kitapları biraz ama sizi geliştirecektir. Şimdi bu kitaplardan 3-4-5 mutlaka ve mutlaka göz atmanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Toprak yayınları çok iyi. Bunun dışında endemik kullandığım çok iyi. Şimdi burada orijinal biraz zor bir kaynaktır. Metin yayınları biraz zor bir kaynaktır. Acil de zor değil ama hani kolay şey ortanın bir üstü diyebiliriz acilde, de orta zor arası diyebiliriz. Dolayısıyla siz buradan kaynak seçerken de eğer fasikül çalıştıysanız mesela orta düzey bir fasikül çalıştıysanız diyelim ki burada gür ya da çapı kullandınız buradan da endemik 3-4-5 kullanabilirsiniz ya da toprak kullanabilirsiniz. Böylece ya da paralel götürebilirsiniz. Tabii siz TET çalışırken yani 11. sınıfsanız TET çalışırken yazın bunları yapabilirsiniz veya yazın eksik konularınızı tamamlayıp okul açıldığında bu şekilde gene TET çalışmaya devam edebilirsiniz. Anlatmıştım bunu detaylı olarak. Geometri olarak tabi hep biz matematik kaynaklarını veriyoruz. Matematikten bahsediyoruz ama geometri biraz evlat muamelesi görüyor. Geometri olarak da size eğer sıfırsa geometriniz birey A'yı öneriyorum. Ama belli bir seviyede az da olsa bir geometri bilginiz varsa başlangıcınız o zaman birey B'yi öneriyorum. Ve çocuklar mesela birey B'yi adam akıllı baştan sona güzel tamamlarsanız İnanın geometride eksik bir şeyiniz kalmaz. Her tür soruyu da çözebilecek kıvama gelirsiniz. Geometride biraz elin ısınması gerekiyor. Bu önemli. Onun için de zamana ihtiyacınız var. Sabırlı olun. Kendinize zaman tanıyın bunun için. Bunun dışında size söyleyebileceğim en 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 önemli şey TYT çalışması sırasında problemleri asla ve asla ihmal etmeyin. Yani sadece problem bile çalışabilirsiniz 11. sınıfsanız veya 10. sınıfsanız. E, problemlerde endemik bilgi sarmalı ve karakök problemleri özellikle öneriyorum. Bunlara mutlaka bakın fasikül şeklinde. Ama e, e, TTF matematik fasikülü aldığınızda zaten onun içinden problemler fasikülde çıkacaktır. E, i̇kinci bir tur çalışırken de farklı bir yayın evinin fasikülünü alırsınız. Oradan çalışabilirsiniz. Yani böyle günlük problem çözme alışkanlığı edinin 11. sınıfta. İşte günlük paragraf çözme alışkanlığı edinin 11. sınıf aslında hani 12 için bir ön hazırlık hazırlık sınıfı gibi düşünebilirsiniz YKS için. O hazırlığı ne kadar iyi geçirirsiniz YKS anlamında bir sonraki senede onun karşılığını alacaksınız. E şimdilik bu kadar. Umarım size faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de lütfen kanala abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.